Antik çağda yaşayan semiyacılar Antik çağda yaşayan bazı filozofların düşünceleri, modern kimyanın bugünkü gelişim sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak bu düşünceleri, deneme yanılma yöntemlerine dayandığından, deneysel metotlarla ispatlanamadığı için felsefi düşünceden öteye geçememiştir. Şimdi bu semiyacıları ve kimyaya olan katkılarını inceleyelim. İlk semiyacımız Milletli Thales Milletli Thales, temel bir elementin varlığını öne sürmüş ve bu elementin su olduğunu söylemiştir. Demokritus Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşının atom olduğunu söylemiştir. Empodokles Empodokles, dört öge kavramını ortaya atmıştır. Ona göre dünya canlılığı, bu dört temel ögeden meydana gelmektedir. Su, hava, ateş ve toprak. Aristo, Demokritos gibi bütün maddelerin dört temel elementten oluştuğunu söylemiştir. Ayrıca bu elementleri niteleyen dört öge vardır. Bunlar sıcak, soğuk, ıslak ve kurudur. Cabir bin Hayyam altın ve gümüş elementleriyle ilgilenmiştir. Çok zehirli bir toz olan arseniği bulmuştur. İmbiyi kullanarak damıtma işlemiyle bitkilerden esans elde etmiştir. İmbiyi geliştirerek ilk kimya laboratuvarını kurmuştur. Ebu Bekir el-Razi kimya alanındaki bilgilerini tıp alanında kullanmış, Çiçek ve kızamık hastalıklarının tedavisini yapmıştır. Alkol ve gaz yağını bulmuştur. Hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, formik asit, kostik soda ve gliserini bulmuştur. Anton Lavoisier 18. yüzyılın sonlarında fiziksel ve kimyasal olaylardaki kütle değişimlerini incelemiş ve bu çalışmalarının sonucunda Kütlenin korunumu yasasını bulmuştur. Bu çalışmalar sonrası birçok yasa ortaya çıkarmıştır. Robert Boyle modern kimyanın babası olarak bilinir. Element, bileşik ve karışım tanımlarını yapmıştır. Elementleri kendisinden daha basit maddelere parçalanamayan yapı taşları olarak tanımlamıştır. Gaz kanunlarının ilki olan Boyle yasalarını ortaya koymuştur.